İşte analiz programı olarak İzmir'de Ali Ağa ve Köyleri Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Serhat Bey var. Serhat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Serhat Aras, köylü. Hiçbir zaman için köylünün bağrından kopmamış, yörüklüğünden kopmamış, asimile olmamış. Yıllarca şoför odası, ziraat odası gibi derneklerde çalışmış, hiçbir talebi olmadan vatandaşa hizmet etmiş Serhat Aras. Dernek aşkımız da buradan geliyor. Nasıl derseniz, içimizde var ya hani yörük kültürümüz, artık öyle bir toplum hale geldik ki Türkiye Cumhuriyeti 81 vilayetten oluşuyor. Biz kendimizi asimile etmeden Lazı'yla, Çerkezi'yle, Kürt'üyle, Türk'üyle, yörüğüyle örf adetlerimizi yaşatmak üzere bu derneğimizi kurduk. Serhat Aras da bu derneğin başkanı olarak devam ediyor. Dernek olarak faaliyetleriniz nelerdir? İnsanlarımız tabii, bu dernek tamamen köy üzerine de kurulmuş bir dernek de değil. Dedim ya, asimile olmamış toplumu diğer toplumlarla örf ve adetlerimizi buluşturmak üzere kurulmuş bir dernek. Çeşitli projelerimiz var bu konuda. Mesela üniversite öğrencileri gibi, lise öğrencileri gibi başarılı öğrencilerimizi okutup onların burslarında faydalı olmak. Bir tanesi bu. İkincisi, yine dedim, örf ve adetimizi taşımak. Bunlarla ilgili olarak güzel projelerimiz var. Köylülerin yapmış olduğu, çıkarmış olduğu mahsullerini güzel şekilde alayla buluşturmak. Bu önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz Türkiye ile buluşturmak. Ondan sonrası dünya ile buluşturmak. Böyle bir çalışmamız var yani. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar sizlerle nerelerden iletişime geçebilir? Zaten burada tanınmış kişiyiz. Yani onda sıkıntımız da yok. Allah bir şekilde nasip ediyor, ulaşıyor yani. Onda bir sıkıntımız yok. Web adresimiz de var, telefonumuz da var. Yapıyor. Vatandaşın kimin yardım yaptığını da bilmiyoruz. Hesabımıza yardım gelmiş. Bakın, hesap numaramız da mevcut. Ona göre de yani dağıtımını yapıyoruz yani. Yardım etmek için kriterleriniz nelerdir? Birinci önceliğimiz ihtiyaç, gerçekten ihtiyaç sahibi olması. Bunda şart aramıyoruz yani. Sadece biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü olduğu için. O gözle baktığımız için direkt ihtiyaç sahibi ve bölgemizde olduğu için insanlarımızı tanıyoruz. Çok da güzel yardımlar yapıyoruz. Pandemi döneminde yaptığınız yardım çalışmaları var mı? Zaten pandemi sürecinde vatandaştan durumumuzu bildiğimiz için elimizde bu veriler mevcut. Yardım kolileri. Akabinde de Ramazan vardı. Yardım kolileri, kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı, hani bir elin verip bir elin görmediği zamanda vatandaşa yardım kolilerimizi dağıttık. Ve bunu da hiçbir zaman için reklamında yapmadık. Derneğinizin kadrosunu anlatır mısınız? Ben ve ekibim tamamen gönüllü üzere çalışıyoruz. Sağ olsun mahallelerimiz, artık köy demeyelim de mahallemizde bulunan muhtarlarımız ve gönüllü ekiplerimizle beraber kimlerin yardıma ihtiyacı varsa bu merkezde dahil herkes gönüllü çalışıyor. Burada para mevzu değil. Biz sadece vatandaşın arasında köprü oluyoruz. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza köprü oluyoruz. İş adamlarımız var, derneğe bağışta bulunmak isteyenler var. İhtiyaç sahipleriyle arasında köprüyüz. Yurt dışı projeleriniz var mı? Kültürümüzü dünyaya taşımak. Bunun da yolu biliyorsunuz derneklerden, vakıflardan geçiyor. Derneğimizi kurarken o kadar kapsamlı kurduk ki içinde vakıflardan tutun, kooperatifleşmeye kadar her şey var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Derneğimiz hakikaten yardımla vatandaşı buluşturan bir dernek. Vatandaşlar derneklere bakış açılarını değiştirsinler. Böyle güzel yapılara yardımlarda bulunsunlar ki biz de vatandaşlarımıza ulaştıralım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.